Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda kuru ve zeyaka zıbın model hırkamız olacak. Hırkamızın büyüklüğü 06 ay 1 yaş arası uyumlu oldu. Gördüğünüz gibi model hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bir çalışma. Ön tarafı örerken popcorn çalışmalarımız olacak. Hırkamızı bağcık çalışarak kullanacağız. Kordon bağcık çalışmamız var ve bu arada iki tane ip kullandık. İçeriden de bağcık çalışmamız oldu. Şöyle göstereyim. Burası içeride kaldığı için zincir çekerek Burayı tamamladım. Hırkamızı arkadan örerek başlayacağız. Kollar için artırmalar yapacağız. Sonra önün bir tarafını çalışacağız. Bitirince diğer tarafı tamamlayacağız. Örmesi yine kolay bir çalışma olacak. Bence rahatlıkla örüp ilerleyebilirsin. Hırkamızı daha küçük yapmak isteyen arkadaşlar için yeni doğan ebatlarında yani 0-3 ay uyumlu hırkamızı kurulumunu videonun sonunda ben sayılarını tüm detaylarıyla anlattım. Buradan bakıp inceledikten sonra yeni doğan çalışmasını ve biraz daha nasıl büyük öreriz onu da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Oradan bakıp inceledikten sonra hırkanızın büyüklüğünü ayarlayıp örmeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki popkornları çalışmadan sade bir şekilde de örebilirsiniz. Ya da farklı bir modelde kurabilirsiniz. Ya da her iki tarafta da popcorn çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize zevkinize kalmış bir detay. Bu kolay hırka çalışmasını hemen anlatmaya başlayalım isterseniz. Örgümde kullanacağım ipimin markası Alize Baby West olacak. Renk numarası da 310. Uzunluğunu soran arkadaşlar için de 240 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bir bebek ipi. Ve şiş numaram da 3.5 olacak. Elimin sıkılığına göre ben 3.5 numaralı şişle örüp ilerliyorum. Örgümde arka parçayı örerek başlayacağım hemen hırkama Bir detay olmadığı için ben 65 tane ilmeğimi şişime attım. Klasik haroşa örgülerle ön yüzden arka yüzden. Bu 65 ilmeğimi tam 44 diş haroşa sırası ördüm. Bu aşamada kollarımız için artırmalar yapacağız. Şişimize 45 ilmek bir tarafa atacağız. 45 ilmek bir tarafa atacağız. Ve şişimizde toplam 155 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi biz koltuk altına geldik. Dediğim gibi 44 diş haroşa sıramı tamamladım. Santim olarak da ölçüsünü verdiğimde 18 santim örmüş olduk bu aşamaya kadar. Ve burada şişimi örerek artırma yapacağım ben. 45 ilmek atacağım. Buradaki ilmeğimden girdim. 1 2 3 4 45 şişime 45 ilmeğimi atarak artırmış oldum. Burası benim kol çalışmam olacak. Örgümüz zaten tamamen haroşa örgülerden oluşuyor. Şimdi diğer tarafa doğru örerek ilerleyeceğim. Beni takip eden arkadaşlarım zaten biliyor. Haroşalarımı ben bu şekilde ters örer gibi bu teknikle örüyorum. Sizler daha farklı çalışıyorsanız haroşalarınızı örebilirsiniz sonuç fark etmeyecek biliyorsunuz. İlerliyorum ben şöyle di örgümü diğer ucuna doğru ilerledim. Şimdi örgümün diğer tarafı için kol çalışmamda 45 ilmeğimi atacağım. Yine örerek atacağım. Şöyle gördüğünüz gibi 45 ilmek bir tarafa attım çalıştım. Şimdi diğer taraftaki 45 ilmeğimizi atacağız. 1, 2, 3 45 ilmeğimi attım. Şimdi şişimizde toplam bu haliyle 155 tane ilmeğimiz var. Yine hiçbir detay olmadan şişimizdeki bu var olan ilmekleri haroşa örgülerle örüp ilerleyeceğiz bir miktar. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Örgümüzü tamamen haroş örgülerle örüp ilerleyeceğiz dediğim gibi bir detay olmadığı için bir miktar bu şişimizdeki ilmekleri haroş olarak örüp ilerleyelim. Sonrasında yaka için ayrımlar yapacağız ön tarafa geçmiş olacağız. Sıralarımı tamamladım. Şöyle artırmaları yaptıktan sonra şişim attığım 45 ilmeğimden sonra her iki tarafta da 22 diş haroşa sırası çalışmış oldum. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra örmüş olduk. Bu aşamada şimdi kolumu yine öreceğim. Burada arka taraf için yakamızı ayıracağız ve keseceğiz. Sonra tek taraf olan önümüzü öreceğiz. Buradaki önü bitirdikten sonra sağ tarafı. Sonra sol tarafı çalışacağız. Şimdi ilerleyelim. Yakamızdaki kesmeleri yapalım. Onu da nasıl yapacağız? 45 ilmeğimi öreceğim. Sonra omuzum için 17 ilmeğim olacak. 17 ilmeğimi de öreceğim. Sonra ortada 31 ilmeğimi keseceğim. Bu tarafı örmeye başlayacağız. Şimdi örerek ilerlediğimde daha anlaşılır olacak. Kolum için 45 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Bu arada burası benim örgümün ön yüzü. Şuradan anlayabiliyorum ipim bu taraftan gördüğünüz gibi. 45 tane ilmeğim vardı. Burası benim kol ilmeklerim biliyorsunuz. Burada işaret çakmak istiyorum ben. Ve omuzum için 17 ilmek örüyorum. 2 3 4 17 ilmeğimi de yine haroşa olarak ördüm. Şimdi bu ortada 31 ilmeğimi keseceğim. Keserek ilerliyorum. İlmeklerimi kapatıyorum. Yani 1, 2, 31 ilmeğimi kestim ve şişimde 62 tane ilmeğim kalması gerekiyor. 45 tanesi kol ilmeklerim olacak. 17 ilmeğim de omuzumdaki detayım olacak. Şimdi buradaki bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. ilmek ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Buraya da bir işaret takmak istiyorum ki daha sizin anlayabilmeniz için. Şişimde de 45 ilmeğim var. Bunlar zaten kol ilmeklerim. Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzden de yine örüp gelelim. Bu sıramı tamamlayacağım. Arka yüzden de hiçbir işlem yapmıyoruz zaten. Haroş örgülerini örüp tekrar ön yüze geçelim. sıralarımı tamamladım arka yüzden de ördüm geldim dediğim gibi sadece bu tarafı çalışacağız önümüzün tek tarafını çalışacağız buradaki şişimizdeki ilmekleri isterseniz bir ayrı bir şişte bekletebilirsiniz yine aynı bu şekilde de örüp ilerleyebilirsiniz ama ben örgümü anlatırken karışıklık olmasın diye şimdi buradaki şişimde bekleyen ilmeğimi 62 ilmeğimi şöyle bir ilmek tutucu aparatı aktaracağım sizin de elinizde böyle bir aparat yoksa Başka bir şişte de bekletebilirsiniz. Evet bütün ilmeklerimi şöyle ilmek tutucuya aktardım. Sol tarafını örerek ilerleyeceğiz. Bu aşamada hiçbir detay yok. Yine haroşa örgülerle öreceğiz. 3 diş haroşa sırasını tamamlayalım. Şişimizde şu an 62 tane ilmeğimiz var. 3 diş şu sırasından sonra kruvaze kesim için artırmalar yapmaya başlayacağız ve popcorn detayını koymaya başlayacağız. Şimdi 3 diş haroşa sırasına tamamladım. Sıralarımı tamamladım. 3 diş haroşa sırası dedim ama ben bunu 5 olarak ilerleyip tamamladım. Şuradan belli oluyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 3 diş biraz gözüme kısa geldi. O açıdan 5'e tamamlayalım. Şişimizdeki var olan 62 ilmeğimizi hiçbir işlem olmadan haroş olarak ördük ilerledik. Örgünün Şimdi ön yüzündeyim. Burada popcorn çalışması başlayacağız. Aynı zamanda gizli artırmalar yapacağız. Örgümüzün her ön yüzünde. Baştaki 5 ilmek haroşamızı çalışacağız. Hemen yanında gizli artırma yapacağız. 3 tane ilmeğimi öreceğim ve popcornumu çalışacağım. Şimdi burada artık artırmalar yapmaya başlayacağız. Örgümüzü de her ön yüzünde yapacağız. Baştaki 5 ilmek haroşamı ördüm bir gizli artırma yapıyorum. Gizli artırma daha sonra 3 ilmek örüyorum. 1, 2, ilmek karışımı ördüm. Tığ yardımıyla popkornumuzu çalışacağız. 2 milim kalınlığında bir tığ elimdeki. Hemen burada 3 ilmekten sonraki bu ilmeğimin ortasından tekrar tığımla ilmek çıkarıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımı bir doluyorum. Şuradan yine geçiriyorum. Bir seferde şöyle çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört defa çalıştık ve şu an tığımda beş tane ilmeğim var. Bu beş ilmeğin içinden tekrar ilmeğimi çıkarıp şöyle sık iğneli sabitliyorum. Popcorn'un arkasını çevirip şuradaki yeri Sabitliyorum tekrar ve e, sağ şişime takıyorum. Popcorn'muzu çalışmış olduk. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Burada işaretimi devam ettiriyorum ki. Burası benim ön tarafımdaki detay olacak. Zaten kol ilmeklerimiz 45 ilmek gerekli uzunluğa geldiğinde buradaki ilmeklerimizi kesip kapatacağız. Şimdi bu sırayı haroş olarak tamamlayalım. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi yine haroş olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Dediğim gibi örgümün her ön yüzünde 5 ilmek haroş ondan sonra gizli artırma yapacağım. 4, 5 ilmek haroşamı ördüm. Hemen burada bir gizli artırma yapıyorum ve Hiçbir işlem, bir detay olmadan kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Popcorn'umuzu birkaç sırada bir tekrar edeceğiz. Arka Şimdi yüzden de sıramı tamamladım. Tabi arka taraftan geçerken de ön yüzde yaptığımız gizli artırmayı e, haroşa olarak örüp e, geçiyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ilk beş ilmeğimi örüyorum. Beş ilmeğimi ördüm bir gizli artırma yine kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum birkaç sıra bu şekilde tekrar edelim bir detay olmadığı için şimdi tekrar bu sırada da gösterdim örgümüzün ön yüzüne geçince 5 ilmekten sonra gizli artırmamızı yapalım kalan ilmekleri ön yüzden arka yüzden haroşa olarak örüp ilerleyelim sonra tekrar popcorn sıramıza geçelim Sıralarımı tamamladım. İkinci popcorn sırasındayım. İlk popcorndan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası örmüş oldum. Şuradaki benim 45 ilmeğim biliyorsunuz. İşaretimden ön tarafa doğru baktığımda da öndeki ilmeklerim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane de ön taraf için ilmeğim var bu sırada. Şimdi ikinci popcorn çalışmamda ne yapacağız? bu popkornumuzu alarak sağına ve soluna popcornlarımızı popkornlarımızı çalışacağız. Tam ortasını bularak şuraya da işaret taktım ki iki popkornun arasında 7 tane ilmeğim olacak. Dolayısıyla şu ortadaki ilmeğimden sonra 3 ilmek bu tarafta 3 ilmek bu tarafta olacak ve ikinci popkornumu buraya çalışacağım. Şu noktaya 2, 4, 6 Baştaki 5 ilmek haroşama ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum ve baştan 6 ilmek haroşa ördüm. Burada popkornumu yapıyorum. Tığımda 5 tane ilmeğim oluştu. Hepsini bir topluyorum. Sabitleyip arka taraftan da tekrar şöyle sabitliyorum. Popo çalışmış oldum ilmeği. Ortada popcorn'umdan sonra 7 ilmek örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm tam şöyle iki popcorn'un arasına denk gelmiş oldu bir önceki popcorn'um. Burada 7 ilmekten sonra tekrar çalışalım. popcornumu çalıştım. Ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İşarete kadar olan yer benim hırkamın ön tarafı biliyorsunuz. Şimdi bu sıradaki ilmekleri haroşa olarak arka yüzden de haroşa olarak örüp tekrar örgümüzün ön yüzünü tamamladım. Arkadan geçerken de popcorn çalıştığımız ilmekleri de haroşa olarak örüyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzünde her 5 ilmekten sonra gizli artırma yapmaya devam ediyorum. 2, 4, 5 gizli artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ta ki 3. popcorn sırama kadar bu şekilde örgümüzün ön yüzünde gizli artırmalar yaparak örmeye devam edelim. Üçüncü sıra popcornumuzu çalışacağız. Bu aşamaya kadar yine ikinci popcorn sıramdan sonra altı diş haroşamı ördüm. Örgümün her ön yüzünde de beş ilmekten sonra gizli artırmamı yaptım. Bu aşamada popcornlarımızı şöyle aralara yerleştireceğiz örneğimizi kaydırarak örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi diğer sıradaki popkornların yerin tespit etmek için şöyle bu popkornun hizasını tam bu ilmeği yukarı doğru şöyle işaretimi alıyorum. İki popkornumun arasında yedi ilmeğim olduğu için bu popkornum yukarı doğru işaretimi aldım. 3 ilmek işaretimden sonra sayıyorum. iç ilmek işaretimden önce bakıyorum. Toplam şuradaki ilmeklerim 7 ilmek oluyor. Ve buradaki ilmeğimde popkornumu çalışacağımı anlıyorum. Şimdi yine önden artırmamızı yapalım. Örelim. Baştaki 5 ilmek araşımı ördüm. Bir gizli artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek haroşamı ördüm. işaret aldığım noktaya bakıyorum. Ondan sonra üç ilmek. Yani şu popkornumun hizasındaki ilmeğimden sonra önce pardon 3 ilmeğimi buluyorum. Tabii ki şu ilmeğimde popcorn çalışacağım. kornumcumu. Tamam. Popcorn sonra 7 ilmek örüyorum biliyorsunuz. Bakalım. Şu bizim popcorn yaptığımız ilmeğimiz 2 4 6 7 ilmeğimi ördüm ve hemen buradan diğer popcornumu çalışıyorum. yapalım çalıştım. Bu yaparken videoyu e, durduracağım. Çünkü hem video uzamasın zaten popcorn yapılışında anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Burada kol için ilmek sıralarımızı sayacağım. 42 sıra örmüşüz. Ne yapmıştık? Biz kolumuz için 22 sıra örmüştük. Sonra ayrımları yapmıştık. Biz burada diğer öne doğru ilerliyoruz. Şöyle katlayacağız. Dikeceğiz ilmekleri kestikten sonra kolumuz için. Ön tarafta ilerlerken bunu 23 sıra daha öreceğiz. Şu an 42 sıra olmuş. Birkaç sıra daha öreceğiz. Buradaki 45 ilmeğimi keseceğim. O aşamaya kadar biz yine Haroşa örgülerle örüp ilerleyeceğiz. Zaten popcorn sıramızı çalıştık. Ön yüzde artırmalar yapmaya devam edelim. Örgümde birkaç sıra örerek devam ettim. Şu omuzu ayırdıktan sonra şu sadece ön tarafta çalıştığım sırayı saydığımda yakadaki 23 sıra çalışmış olduk. Koldaki haroşa sırasını saydım da 46 sıra haroşa çalışmış oldum. Sizin örgünüzde bir sıra eksik veya fazla olması sonucu değiştirmez. Çünkü haroşa alış şekillerimiz farklı olabilir. O açıdan söylüyorum. Bir sıra eksik veya fazla olması sonucu değiştirmez. Şimdi ben buradaki 45 ilmeği işareti olan yere kadar kesip kapatacağım. Kol çalışmamız. Şöyle çevirip göstereyim tamamlamış olduk sonrasında burayı katlayıp dikeceğiz zaten biliyorsunuz şöyle kol çalışmamızın genişliği e, gayet iyi oldu şu e, işaret taktığım noktaya kadar yani 45 ilmeğimizi kesip kapatacağız bildiğiniz kesme tekniğiyle 45 ilmeğinizi kesebilirsiniz. İlerledim. 45 ilmeğimi de kapattım, Bu aşamadan sonra sadece ön taraftaki bu ilmeklerimizi çalışacağız. Arka taraftan bu kalan ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. 45 ilmeğimi kestikten sonra Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Popcorn çalışmamdan sonra üç dış harışa sıram olmuş. Burayı biz altı sıraya tamamlayalım. Sonraki popcornlarımızı çalışalım. Tabii ki burada 5 ilmek harışadan sonra gizli artırmalar yapmaya devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzünde. tamamladım. Altı sıram oluşmuş oldu. Bu sırada popcornlarımızı çalışacağız. Popcornların yerini nasıl tespit ettiğimizi anlattım. Dediğim gibi şu alttaki ilmeğimi takip ediyorum. Tam ortası olduğu için... 3 ilmek sağdan 3 ilmek soldan sayıyorum. 7 ilmeğim olmuş oluyor. Dolayısıyla bunun yanındaki ilmeğimde popcorn çalışacağım. Buradaki ilmek sayım çoğaldığı için bu benim popcorn ilmeğim olduğundan ötürü tekrar 7 ilmek ileri doğru saydım. Burada da bir popcorn çalışabilirim. Baştaki 5 ilmek haroşamı ördüm. Bir gizli artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Buradan popcornumuzu çalışalım. Çalıştım 7 ilmek örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm. Tekrar popcorn çalışacağım buradan. 7 ilmek örüyorum. Yine popkorn çalışıyorum. pop bir çalıştım. Tekrar 7 ilmek örüyorum. 7 ilmek ördükten sonra yine popcorn'u çalışıyorum. Tamamladım. Şişimde kalan 4 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Yine bu sıradan sonra 6 diş haroşu sıram oluşacak. Tekrar popcorn'larımı yerleştirerek örmeye devam edeceğim. Bu arada tabii ki örgümüzün ön yüzünde 5 ilmekten sonra gizli artırmalar yapmaya devam ediyoruz. 6 sıra haroşam oluştu. Buradaki popkorn yerimi tespit edeceğim. Aşağıdan yukarı doğru bu ilmeğimi takip ediyorum. Burası benim tam iki popkornumun orta noktası. 3 ilmek bu tarafa doğru saydım. Şuradaki ilmeğim şu ilmeğim. Bu sırada popkorn çalışacağım. İşaret takalım. İlk e, popcornu bulduktan sonra zaten gerisi yerleştirerek ilerliyoruz. Çünkü iki popcorn arası 7 ilmekten oluşuyor biliyorsunuz. Baştaki 5 ilmek haroşamı çalıştım. Ha gizli artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek örmüş olduğumu sırada ve bu ilmeğimde çalışıyorum popcornumu. tamamladım. 7 ilmeğimi örüyorum. 7. Şimdi gördüğünüz gibi iki popcornun arasına denk geliyor. Burada da hemen diğer popcorn tamamladım. Popcornlarımı yaptım. Şişimde de 2 4 6 8 tane ilmeğim kaldı. Bu kalan ilmeklerimi haroş olarak örüyorum yine. 6 sıraya tamamlayalım. Bu arada ön tarafta gizli artırmalar yapmayı unutmayalım. Devam edelim. Tekrar popcorn çalışma sırasındayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra popcornumuzu gidiyoruz. Her sırayı kurarken size de gösteriyorum popcorn sırasını. Şimdi burada da baştaki 5 ilmek haroşamı çalıştım. Yanında gizli artırmamı yapıyorum. Diğer popcornumun hemen yerini tespit ettim. Şöyle burada popcorn çalışacağım ileri doğru saydığımda 7 ilmeğim şuraya denk geliyor burada popcorn çalışabilirim çok yakın oluyor Ben burada sadece tek popcorn çalışacağım O yüzden gizli artırmadan sonra 10 ilmek örmüş oldum tekrar kontrol edelim. Şurası gizli artırmam. 2, 4, 6, 8, 10. Sizler istiyorsanız burada da bir tane daha çalışabilirsiniz. Şimdi hemen buraya kuralım. Popcornumuzu. Sıramı tamamladım ben. Nasılsa ilk popcornu kurduktan sonra arada 7 ilmek örüyoruz, popcorn çalışıyoruz. 7 ilmek örüyoruz. Popcorn çalışıyoruz şeklinde ilerledim. 1 2 3 4 beş tane çalışmış oldum. Şişimde kalan 4 ilmek haroşamı da örüyorum. Ve yine altı sıramı çalışacağım. Kullarımı tamamladım. 7. sıra popcorn'u yaparken de göstermek istedim. Bu popcorn'umdan önce ilmeklerim çoğaldığı için iki tane popcorn yerleştireceğim. Yukarı doğru ilerledim ve popcorn'larımı yerini tespit ettim. Şimdi baştaki 5 ilmek haroşamı örüyorum. 5 ilmek arışım ördüm. Bir gizli artırma. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Burada popcorn çalışacağım. İlk popcornu kurduktan sonra zaten 7 ilmek örüyoruz. Sonra popcorn çalışıyoruz. Kendiliğinden yerleşmiş oluyor popcorn çalışmamız. Yaptım. Popcornumu, 7 ilmeğimi örüyorum. Burada popcornumu çalışıyorum. Sıramızı yine böyle. Tamam. 7. sıra popcornun kuruluşunu da gösterdim. Sonunda da popcornu yaptıktan sonra 8 ilmeğimiz kalıyor. 8 ilmeği haroş olarak örüyoruz. Sonra haroşalarımıza devam ediyoruz. Bu arada ön taraftaki ilmeklerimiz de. 65 ilmeğe kadar örgümüzün ön yüzünde artırma yapmaya devam ediyoruz. Şu anda şimdi 65 tane ilmeğim oldu. Bu aşamadan sonra artık ön tarafta gizli artırma yapmayacağız. Şimdi 8. popcorn kuruluşumuzu da beraber yapalım. Ve buradaki ön uzunluğumuz da arkada olduğu gibi koltuk altından itibaren baktığımızda 44 diş haraşo sırası olana kadar artırma yapmadan bir sıra daha popcorn çalışacağız örüp örüp tamamlayacağız. Sona doğru geldik. 6 sıram oluştu ve 8. sıra popkorn çalışmamı yapacağım. Artık dediğim gibi şişimde benim 65 tane ilmeğim oldu ve ön tarafta gizli artırmalar yapmayacağız. Baştan 1 2 10 11 12 ilmek karışımı ördüm. Gördüğünüz gibi artık gizli artırma yapmadım. Burada popcornumu çalışacağım. Çünkü hesapladım. Popcornumu yerini buldum. Dediğim gibi baştan 2 4 6 8 10 12 ilmeğimi ördüm ve popcornumu kuruyorum. Popcornumu çalıştım. Buradan sonra da 7 ilmek öreceğiz. Tekrar modelimizi çalışacağız. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sonrasında haroşa örgülerle artırma yapmadan bu 65 ilmeğimizi örerek devam edin. Ön parçamızı tamamlamış olduk. Koltuk altından itibaren 44 sırayı tamamlamak için örerken 9. sıra popcorn çalışmamızı da yaptık. Onu örerken baştan 8 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sonra popcornumu çalıştım. 7 ilmeğim ördüm. Popcornumu çalıştım. Devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 popcorn çalışmış oldum. Ve en son popcorndan sonra da 8 ilmeğim kalmıştı. Onu da haroşa olarak ördüm. 44 süreye tamamlamak için de son popcorn sırasından sonra 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası çalışmış oldum. Sonrasında da bu 65 ilmeğimi bütün ilmeklerimi kestim kapattım. Şimdi e, burada İpin biraz uzun bırakmıştım başlarken arkayı. Yan dikişini yapalım isterseniz. Hem yan dikişini ve kol altını dikelim. Sonra diğer ön tarafı yapacağız. Diğer ön tarafta popcorn çalışmayacağım. Sadece haroşa örgülerle örüp ilerleyeceğim. Burayı ördüğümüz için diğer tarafta anlaşılır olacak ve kolay bir şekilde örüp ilerleyeceğiz. Şu ipi de yine yardımın içine alıp şöyle içeriden temizleyip ondan sonra keseriz dibinden kesmeyelim sökülmesi şimdi tersini çeviriyorum örgümün yan tarafları diş diş olan yerlerden sıfır dikiş yaparak birleştireceğim Yan dikişimi yaptım. Şimdi koltuk altından dikerek devam edeceğim. Koltuk altı dikişimi de tamamladım. Çeviriyorum örgümü. Kolumuzun ucunu da kıvırarak kullanacağız aparattaki ilmeklerimi ben şişime aktardım. Şişimde bu var olan 62 ilmeğimi burada olduğu gibi 5 sıra örmüştük. Ondan sonra ön taraf için artırmalar yapmaya başlamıştık hatırlarsanız. Şimdi hiçbir işlem yapmadan ön yüzden arka yüzden haroş olarak örüp ilerleyeceğiz. İpimi bağlayacağım önce. 5 sırayı tamamlayalım. Sonra burada da artırmalar yapmaya başlayalım. sıralarımı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. 2 4 5 diş haroşa sıramı ördüm ve kolumun ucundan ilerledim 6. sıraya geçerken burada yakamızda 5 ilmeğim var şu an şişimde. Burada olduğu gibi 5 ilmeğimden önce gizli artırma yapacağım. Gizli artırmamı yapıyorum ve şişimde kalan 5 ilmeği örüyorum. Örgümün bu tarafında da örerken öreceğim Şişimde 5 ilmekten önce bir gizli artırma yapacağım. Arka yüzde şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri olduğu gibi haroşa olarak örüyorum. Gizli artırmamı da yine haroşa olarak örüp ilerliyorum Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı ördüm. Tekrar ön yüzde ilerledim ilmeklerimi örerek ve şişimde 5 ilmeğim kalana kadar ördüm. 2 4 5. Burada gizli artırmamı yapıyorum. Ve 5 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzden yine hiçbir işlem yapmadan sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Örgümüzün her ön yüzünde şişimizdeki kalan 5 ilmekten önce bir gizli artırma yapıyoruz. Böylelikle kuru vaze yakamızı da diğer taraf için çalışmış. Sıralarımı tamamladım. Ön tarafta da artırmalar yapmaya devam ettim. Kolum için yeterli derinliğe ulaştım. Diğer tarafta olduğu gibi şurada başladığımız ilmekleri atıp Sonrasında ördüğümüz geldiğimiz noktaya kadar 46 diş haroşa sırasını tamamlamış oldum. Diğer tarafta olduğu gibi. Şimdi burada kol ilmeklerimiz olan 45 ilmeğin bu işaret taktığım noktaya kadar keseceğim. Ilmeklerimi 45 ilmeğimi keserek ilerleyeceğim. 45, 45 ilmeğimi de kesik kes. bu şişimizdeki var olan ilmekleri öreceğiz ve örgümüzün her ön yüzünde şişimizdeki 5 ilmekten önce gizli artırma yapacağız. Şu aşamada kaç ilmeğim var? Sayayım 2, 4, 6, 8, 10. 32, 34, 35 tane ilmeğim var. İlerliyorum. Örgümün ön yüzünde olduğum için yine burada gizli mı yapacağım şişimizde 65 tane ilmeğimiz olana kadar ön tarafı çalışacağız artırmalar yaparak devam edelim artırmalarımı tamamladım gizli artırmalarımı şişimde 65 ilmeğe ulaştım bu aşamadan sonra hiç gizli artırma yapmadan bu 65 ilmeği ön yüzden arka yüzden haroşa örgülerle örüp devam edelim ta ki şu koltuk altından itibaren 44 diş haroşa sırasına tamamlana kadar öreceğiz. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatacağız. Burada da aynı şekilde yapmıştık. 44 sıra ördükten sonra ilmekleri kesip kapattık. Yine aynı şekilde burada da sıralarımızı tamamlayalım. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatalım. Hiç artırma yapmadan artık olduğu gibi öreceğiz bu 65 ilmeği. Hırkamı tamamlamış oldum. Yan dikişimi de yaptım ben kol altı dikişiyle beraber. Şöyle de kıvırıp kullanabiliriz. hırkamızı yani kundak modeli de deniliyor. Bu hırkamızı ilk değil de birleştirmesini ben bağcıkla yapmak istedim. Sizler eğer ilik yapmak isterseniz ön tarafta 65 ilmeği tamamladıktan sonra bir tane ilik ya da iki tane ilik çalışabilirsiniz. Düğmeleri de buraya dikip sonrasında hırkanızı kapatarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine içeriden de aynı şekilde. Şöyle minik bir zincir çekersiniz. Şu şekilde birit yaparsınız. Buraya da bir tane düğme. O şekilde içten de birleştirebilirsiniz. Ben şimdi içeriden zincir çekerek bir miktar 50 tane zincir uzunlukta zincirimi çektim. İpimi de e, kopardım. İçinden de geçirerek temizledim. Yine burada yukarıya doğru 15 diş haroşa sırası saymıştım. Buradan da zincir çekeceğim iç taraftan. Yukarı doğru aynı sayıda olsun diye sıramı saydım. Yerimi belirledim. Burada da zincir çekeceğim. Şu ipi de içinden yürüterek ilerleyeyim. Göz kararı bağlayabileceğim uzunlukta zincirimi çektim. İçeriden bağlamak için yeterli uzunluğa ulaştığında zincirinizi kesip kapatabilirsiniz. Buradaki ipi de içine alıp temizleyeceğim. Şimdi bu Diğer tarafta da kordon bağcık çalışması yapalım. Şöyle örgümüzün ön tarafında olacak noktada. Bunu da, da iki tarafı boş. Şöyle gördüğünüz gibi çorap şişim var. Kalınlığında 3 milim olur. 3,5 milim olur. Hiç fark etmez. Benim elimde 3 milim kalınlığında çorap şişim vardı. Bununla çalışacağım. Daha düzgün muntazam olmasını istediğim için. Sizin elinizde böyle çorap şişi yoksa istediğiniz bağcık yöntemiyle de çalışıp tamamlayabilirsiniz hırkanızı ya da zincir çekebilirsiniz içeride olduğu gibi. Yine şöyle kesmeleri bitirdiğim noktadan itibaren oradan 3 tane ilmeğe ihtiyacım var. Benim örgümün kenarları diş diş olduğu için buraları ilmek olarak kabul edeceğim. Şöyle hemen şişime taktım. Buradan ipimi bağlayacağım. Eğer tabi sizin örgünüzün kenarı şeyse daha farklı düştüyse ilmek de çıkarabilirsiniz. Şöyle onu da göstereyim. Bir, 2 böyle ilmek de çıkarabilirsiniz fark etmez ben şuradan 3 diş haroşamdan geçirdim ipimi bağlayacağım bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum sonra ne yapıyorum bu şişimi kaydırıyorum örgümü diğer ucuna doğru. Hiç örgümü çevirmiyorum. şuraya bir bağlayayım ben önce. Kordon bağcık çalışması diyoruz bu çalışmaya. Bu çalışmayı ben ayrı bir videoda çalışıp anlatmıştım ama burada anlatırken de anlayacağınızı düşünüyorum. Anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi sürekli örgümüzü üç düzle örüp ilerleyeceğiz. Yine 3 düzüm ördüm. İpim hep arkada kalıyor. Yine şişimi kaydırdım. 3 düzüm örüyorum. Buradaki bağcık çalışmamızı da istediğiniz uzunlukta çalıştıktan sonra 3 ilmeği bir toplayıp kesiyoruz. Bu kadar basit bir çalışma. Yine şişimi kaydırdım örgümün ucuna doğru. Ortaya çıkıyor. Yukarı mı? doğru haroşa sıralarınızı sayıp aynı sayıda buradan da 3 ilmek çıkarıp şöyle örgünün yan dikişi olan yerden isterseniz hemen şöyle buradan geçirebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsunuz ilmek de çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde burada da kordon bağcık çalışmasını yapalım sonra hırkamızı tamamlamış olur. yeterli uzunluğa geldi sonra 3 ilmeğin bir alıp kestim ipi de içine alıp temizledim şimdi diğer tarafta da yukarı doğru saydığımda 16 diş sırası da başlamışım. Şöyle ilmeğimi toplamışım. Burada da hemen tam yan dikişe denk gelen. Bağcığımızı kaç santim ördüm onu şimdi birazdan ölçüsünü vereceğim. Evet örgümü kaydırdım. Buradaki ipimi de tekrar bağlamam gerekiyor. 3 ilmeğimi düz olarak örüp ilerliyorum. Örgümü hiç çevirmiyorum. Kaydırarak şişimi yeterli uzunluğa gelene kadar bağcığımı çalışıyorum. Dediğim gibi sizin elinizde böyle iki ucu boş şişiniz yoksa bildiğiniz gibi zincir çekerek de bağcık yapabilirsiniz ya da daha farklı bir çalışmada yapabilirsiniz Düğmede de dekebilirsiniz fark etmez bağcık çalışmamızı tamamladım bu haliyle kullanabiliriz hırkamızı hemen ölçüsünü vereyim kaç santim yapmışım 23 santim, 22 santim çalışmış olduk bağcığımızı. Hırkamızın boy ölçüsüne bakalım. 30 santim hırkamızın boyu görünüyor. Katlı haliyle, kolumuzun katlı haliyle baktığımda da 25 santim açarak ölçtüğümde 29 santim çalışmış oldu kolumuzu. Koltuk altından da tekrar bakalım. Son haliyle. 20 santim, 21 santim, 20 santim çalışmış olduk koltuk altından. İçerideki bu çalışmayı da biliyorsunuz. O detayı söylemedim ama buradaki zincirimizde yine yan dikişe gelen yerden ilmek alıp zincir çekerek yapmıştık biliyorsunuz. Hırkamızı biraz daha küçük nasıl çalışırız? Yeni doğan için 0-3 ay uyumlu size anlatmak istiyorum. Şimdi bizler 65 ilmek atmıştık. Daha küçük çalışmak isteyen arkadaşlar arkayı 55 ilmek atarak başlayacaklar şu beden uzunluğunu Biz 44 yapmıştık 33 sıra yapacaklar kolumuz için biz 45 ilmek atmıştık burada 35 ilmek atabilirler yine kolu biz arkayı tamamladığımızda 22 sırada tamamlamıştık Burada da arkada tamamladığımızda 18 sıra olmuş olacak sonrasında yaka için ayrımlar yapacağız onu da nasıl yaptık? 35 ilmek kolumuzu örüyoruz. Sonra omuz için 15 ilmeğimiz oluyor. Arkada biz burada 31 ilmeğimizi kesmiştik. Burada da küçük çalışan arkadaşlar yaka için 25 ilmeğini kesebilirler. Yine diğer tarafa geçip sadece bu tarafı çalışıyorduk biliyorsunuz. Burada omuz için 15 ilmeğimiz olacak ve kolumuzda 35 ilmeğimiz devam edecek. Kolumuzun derinliği de toplamda 38 sıra olduğunda gayet ideal bir çalışma olur. Bizlerinki 46 sıra olmuştu. Burada daha küçük çalışmak isteyen arkadaşlar da 38 sırayla tamamlayabilirler. Önün uzunluğunu da geniş noktasında biliyorsunuz. 55 ilmek olana kadar artırıyoruz. Sonra beden uzunluğunu denk getirip artırmalar yapmadan örüyorduk. Yine aynı şekilde yapıp hırkalarını çalışabilirler. Kurulumu bu şekilde yaptığınızda daha küçük hırka elde etmiş olursunuz daha büyük yapmak isteyen arkadaşlar da arkayı 65 değil de 70 buranın da 44 değil bunu 50'ye tamamlayabilirsiniz kol ilmeklerinde 50'şer ilmek attığınızda bu sayılarla başladığınızda bir hırkanız da büyük olacaktır dediğim gibi 03 ay içinde bu şekilde kurulumunu yapabilirsiniz hırkamızı bu aşamada tamamlamış olduk daha farklı kuruveze çalışmalarım da oldu. kuruveze yaka çalışmalarım da oldu. Onları da videolarımın arasında bulabilirsiniz. İsterseniz şimdi göstereyim size. Böyle yeni doğan yelek çalışmam var kruvaze yaka. Bunu da örmenizi tavsiye ederim. Çok kolay bir çalışma. Bu da videolarımın arasında mevcut. Yine haroş örgülerle ördüm. Yakadan başlamalı kruvaze yaka zıbın hırkamı da çalıştım. Bunu da yine çalışıp örebilirsin. Daha farklı versiyonu. Aynı şekilde bağcıklı olarak size çalışıp anlatmak istedim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha farklı çalışmalarım için kanalıma abone olursanız haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Tekrar başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.